Marmaris Televizyon ekranlarına hoş geldiniz. Hayat Marmaris'te güzel başlıyor. Marmaris bu hafta sonu ünlü oyuncuları ağırladı. Çekimleri Muğla'nın Sabırhane Mahallesi'nde gerçekleşen Kalk Gidelim dizisi ekibi hafta sonu Marmaris'teydi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar dizi çekimi için Marmaris'e gelen oyuncuları ziyaret etti. Ekranların sevilen dizisi Kalk Gidelim TRT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Beğeniyle izlenen dizinin çekimleri Muğla'nın Sabırhane Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Dizi ekibi çekimler için Marmaris'e de geldi. Erkan Sever, Ufuk Özkan, Kerem Kupacı, Beyazıt Gülercan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri ve Emin Gürsoy'un yer aldığı dizi ekibini pazar günü Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ziyaret etti. Böyle pazar pazar vallahi büyük sürpriz. Evet. Sağ olun. Demek ki dizinin bir bölümü var Marmaris'te de. Evet. Muğla ağırlıklı herhalde, Meteş ağırlıklı. Evet. Evet. Güzel. Evet. Ne kadar zamandır şeyde, şu anda gösterimde değil mi dizi? Evet, 10. bölüm yayınlandı. 4 aydır bölgedesiniz. Çok iyi. Süreyle ilgili herhalde bir şey yok şu anda belirgin değil mi? Çok devam güzel. Evet, yani reytinglerimiz güzel, devam ettiği kadar gidecek. Yazın bir ara verin. Dizi oyuncuları ziyaret nedeniyle Başkan Acar'a teşekkür etti. Acar da Marmaris'in tanıtımına katkı sağlayacak projelere her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Tabii bunlar önemli. Yani hangi bölge olursa olsun, ulusal basında, televizyonda, diziler, filmler, bölgenin tanıtımı için hakikaten çok önemli şeyler kat ediyor. Mesela Bozüyük'te çekilen Güzel Köylü. Bizde geçen sene çekildi Hanım Köylü. Gerçi o biraz kısa sürdü. Tabii ulusal bazda insanların ilgisini çekiyor, dikkatini çekiyor. Bu ciddi bir tanıtım unsuru oluyor. Gelen insanlar da bölgeyi gezmek, görmek. Onun için minnet borçluyuz. Yani sizlere bölgemizin neresi olursa olsun Muğla genelinde tanıtımını yapabiliriz. Biz çok teşekkür ederiz. Yani bizlere düşen her türlü lojistik destek, ne imkan şeyi varsa her zaman yardıma hazırız. Yani. Çok teşekkür ederiz. Düşünmeniz çok yeterli. Ne kadar önemli. Pazar pazar tatlınız geldiniz. Evet. Estağfurullah. Marmaris hem doğası hem yöresel değerleriyle ulusal ve uluslararası basında da geniş yer buluyor. Marmaris'in dünyaca ünlü Çambalı da bu ürünlerin başında geliyor. El Cezire ekibi Çambalı hakkında bilgi almak için Marmaris'e geldi. Ekibe Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner de eşlik etti. Marmaris Belediyesi'ni El Cezire Televizyonu İstanbul Bürosu Yöneticisi Ömer Şahin ziyaret etti. El Cezire ekibi Çambalı hakkında bilgi aldı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'in eşlik ettiği ekip Osmaniye Köyü'nü ziyaret etti. Marmaris Çambalı'nın coğrafi işaret alması için bir dosya açtık. Ve Türkiye Patent ve Marka Kurumu'na Marmaris Çambalı'nın coğrafi işaret başvurusunu yaptık. Şu an başvuru listesine girdi Marmaris Çambalı'mız. Bu da bize şunu sağladı. Biz Marmaris Çambalı'nı en uygun üreticiden, en doğru yöntemlerle üretilen Çambalı'nın analizlerini yaptırarak, ürünün ayırt edici özelliklerini, ürünün üretim biçimlerini, yöntemlerini tanımlayarak bir standart, bir bilgi birikimi oluşturuyoruz. Maros Tarımsal Kalkınma Kooperatifi faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bizim hedefimiz Muğla'da, Marmaris'te doğru balı, organik balı tüketiciyle buluşturmak ama balın da en iyi fiyatla piyasaya arzının sağlanması. Çünkü balcı kazanırsa kaliteli bal çıkar meydana piyasaya. Bu döngüyü takip ediyorum. İsmet Kamil Öner, El Cezire Televizyon ekibiyle birlikte yaptıkları çekimler hakkında bilgi verdi. El Cezire İstanbul Bürosu'ndan iki muhabir arkadaşımızı ağırladık. Çambalı ile ilgili dosyaları var. El Cezire kanallarında Marmaris Çambalı'nı, Muğla Çambalı'nı ve Türkiye'deki Çambalı üretimini anlatan bir program hazırlayacaklar. Biz tabii Osmaniye bölgemize getirdik onu, Osmaniye mahallemize. Buradaki Maros Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi gezdirdik. Marmaris Bal Evi'ni gördüler, ticaret odamızın
yönettiği. Yine burada çok özel noktalara ulaştık, ziyaret ettik. Marmaris Osmaniye'nin Palamut Tepe'ye 890 rakıma çıkarak da orada hala konuşulan kovanların çekimlerini yaptık. Bu ziyaretleriyle hem Marmaris ve yöremizi tanımış oldular ve Marmaris'in en önemli doğal yöresel ürünlerinden birisi olan çam balını da dünyaya tanıtmak için bir fırsat bu. Bu ziyaretler için kendilerine teşekkür ederiz. Marmaris Şubat ayında tiyatronun önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Son dönemde tiyatro çalışmalarına yoğunluk veren Levent Üzümcü de Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Anlatılan Senin Hikayendir oyunuyla Marmaris'e gelecek. Tiyatro oyunu 24 Şubat'ta Marmaris'te sahnelenecek. Sahnelerin başarılı oyuncusu Levent Üzümcü Marmaris'e gelecek. Son dönemde tiyatro oyunlarıyla sanatseverlerle buluşan Üzümcü, Marmarisliler için yine çok beğenilen bir oyununu sahnelenecek. Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü'nün oynadığı Anlatılan Senin Hikayendir Marmaris'te tiyatro severlerle buluşacak. Tiyatro oyunu 24 Şubat Cumartesi günü saat 20'de Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Şubat ayında Marmaris önemli bir sanat etkinliğine daha ev sahipliği yapacak. Sahnenin dev isimlerinden biri Haldun Dorman, Marmaris'teki sanatseverlerle buluşacak. Haldun Dorman'ın hem yazıp hem de başrolünü oynadığı Bir Zamanlar Gazino'da 26 Şubat Pazartesi günü Marmaris'te sahnelenecek. Haldun Dorman'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı Bir Zamanlar Gazino'da adlı tiyatro oyunu Marmaris'te sahnelenecek. Haldun Dorman ile Kerem Atabeyoğlu'nun başrollerini üstlendiği oyunda Ruslar Öcal, Almina Uluer, Caner Tör, Murat Terzi, Murat Buyruk, Cansel Şanlı, Ece Arlı, Başak Burcu Ceylan, Fatih Aslan rol alıyor. Oyun 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 20.30'da Marmaris Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan sahnesinde seyirciyle buluşacak. Tiyatro oyununun konusuna gelince, yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti artık geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşanan tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir daha görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen teklifle yeni bir proje için tekrar bir araya gelirler. Oyun, bu iki eski dostun aralarındaki husumeti çözüp tekrar özledikleri o şöhrete kavuşmalarını anlatıyor. Sömestr tatili başladı. Hala tatil planı yapanlar için hem yakın hem de uzak bölgelerde keyifli alternatifler var. Türkiye'de sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte aileler de 15 günlük süreyi hem dinlenmek hem de eğlenmek amacıyla değerlendirmeye çalışıyor. Kimi sömestri akraba ve arkadaş ziyaretiyle değerlendirirken, kimi vatandaşlar da tatil yapmayı tercih ediyorlar. Tatil rotaları arasında ise hem yakın hem de uzak bölge seçenekleri bulunuyor. Marmaris'teki bir seyahat acentesinin tur koordinatörü Turgay Yılmaz, sömestr tatili için ailelere tavsiyeler verdi. Marmaris'te en çok tercih edilen bölge sömestr döneminde Antalya ve Denizli bölgeleri oluyor. Türkiye'de her şey tatil konseptinin başkenti Antalya ile Denizli seçenekler arasında öne çıkıyor. Antalya bölgesini tercih eden misafirler daha fazla her şey dahil otelleri tercih ediyorlar. Burada şöyle bir avantaj oluyor. Yani her şey dahil otellerde hem yeme içmeye ekstra bir para ödeme durumunda kalmıyorlar. Hem de Antalya bölgesinde özellikle çocuklu aileler için farklı alternatifler de var. Antalya Akvaryum gibi ziyaret edebilecek, yani hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeken güzel bir işletme. Olimpos Teleferik ziyareti yapılabiliyor. Bu da aynı şekilde hem çocukların hem yetişkinlerin beraber yapabileceği aktivitelerden biri. Bunun haricinde hani kültürel anlamda da bir şeyler arayan misafirler için
Aspendos ziyareti yapılabiliyor. Bu şekilde Antalya bölgesinde keyifli bir tatil geçirme imkanı olabiliyor. Kar tatili isteyenler için de farklı alternatifler var. Yakın bölgeler haricinde birazcık daha kar tatili havasına girmek isteyen misafirler Uludağ, Isparta, Davraz gibi bölgeleri tercih edebiliyor. Tabii bu noktalar için de en az bir 3-4 gecelik konaklama gerekiyor. O yüzden de tabii diğer turlara göre, yakın bölge turlarına göre biraz daha maliyetli olabiliyor. Fakat tabii ki de kar keyfini en güzel çıkarabilecekleri bölgeler buralar oluyor. Ailenizle uzun tatil yapamayacaksanız günübirlik seçeneklerde keyifli zaman geçirmeniz için tercih edilebilir. Günübirlik turlarla tömestri değerlendirmek isteyen misafirler için Denizli Kayak Merkezi çok güzel bir alternatif oluşturuyor 2 senedir. Yeni açılan bir tesis ve bir kayak merkezi olarak hem profesyonel anlamda kayak yapmak isteyenler için hem de sadece karla oynamak, keyifli bir gün geçirmek isteyenler için güzel bir imkan sunuyor. 2,5 saatte gidilebiliyor olması günü birlikte gidilip gelinebilecek bir destinasyon haline getiriyor. Yılanlı Dağı'nda da aynı şekilde günü birlik karla haşır neşir olma imkanı oluyor. Fakat tabii ki bir kayak merkezi değil orası. Burayı da yine çocuklu aileler tercih edebiliyor. Daha yakın, daha küçük çocuklu aileler tercih edebiliyor. Yine keyifli işte kardan adam yapabiliyorlar. Sucuk ekmek yeme imkanı oluyor. Bu şekilde keyifli bir gün geçirme imkanı sunuyor Yılanlı Dağı da aynı şekilde. Marmaris'in tarihi kale bölgesinde 150 yıllık kapı tokmakları sokakları süslüyor. Ahşap kapılar ve üzerindeki tokmaklar nedeniyle Marmaris Kalesi ve çevresi fotoğraf tutkunlarında ilk adresi. Şimdi zamanın içinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık 500 yıl önce çıktığı Rodos Seferi sırasında Marmaris Kalesi'ni yaptırdı. Kalenin çevresinde böylece Marmaris'in ilk yerleşim alanı oluştu. Mahalledeki tarihi evler kadar kapıların üzerindeki her biri değişik anlamlara gelen 150 yıllık tokmaklar da zamana adeta meydan okuyor. Bölgeye özgü begonvil çiçeklerinin açmasıyla gelin gibi süslenen tarihi mahalle, ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilk adresi. Kale mahallesinin daracık sokaklarında dolaşanlar, ahşap kapıları ve üzerindeki tokmakların fotoğraflarını çekerek bu anıları ölümsüzleştiriyorlar. Bugünkü kapı zillerinin işlevini eskiden ana giriş kapıları üzerinde bulunan kapı tokmakları yapıyordu. Marmaris yaşayanlarından İbrahim Karabenli tarihi kapı tokmakları hakkında bilgi verdi. Efendim bizim çocukluğumuzdan hatırlayabildiğimiz kadarıyla bu kapı tokmakları tamamen Marmaris'e özgü ve orijinal. Bunların tabii ki şu anda bu demirden yapılmış bir şey veya döküm. İnsanların gelirine göre bundan pirinç olanları da vardı. Benim hatırladığım bizim evde bir pirinç ve daha böyle biçimsel, parmakları daha güzel belli olan ve şu vurduğu yerde de çıt çıt ses çıkaran yine bir pirinç vardı. Dışarıdan gelen kişi bu tokmağa dokunur, ziyaretini evdekilere böyle duyururdu. Kullanımı şöyleydi, eğer iki defa vurduğu zaman evin beyi gelmiş. O kulak çok hassas, evin içerisindeki hanım tarafından. Eşinin vuruş şeklini tanımayacak da kimi tanıyacak? Çocuklar daha heyecanlı ve birkaç defa vurur. Ya su isteyecek, ya annesi karnı acıktı, anne benim karnımı doyur diyecek. Veya babası göndermiş, özel bir şey söyleyecek. O bakımdan kadınlar daha yavaş, daha sakin. Hani komşuluğa gelmişler veya bir şey söyleyecekler veya bir şey rica edecekler komşum deyip. Onun için de bunun özellikleri vardı. Araştırmacı, yazar ve turist rehberi Erol Uysal, tarihi kapı tokmakları hakkında çok az tarihi bilginin bulunduğunu söyledi. Bu konuyla ilgilenenler, etnografya işiyle uğraşanlar, onlar daha ayrıntılı bilebilir. Ama baktığımız zaman referanslarımıza, kitaplarımıza çok az bilgi biliyoruz kapı tokmakları hakkında. Evet. Şimdi kapı tokmağı mutlaka ayakla kullanılmaz, elle kullanılacaktır. Elin şeklini de aynı oraya koymuşlar. İlk yıllarda Türkler Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra, 11. yüzyıldan sonra Müslümanlık dinini sempati bulup
yakınlaşıyor ve onu ibadete çalışmaya başladığı yıllarda, o zaman da peygamberlerimizin evlilikleri, anneleri, kız kardeşleri vesaire hatun kişiler olarak saygı duymuşlar. Evet. Ve o tokmaklardan evlerinde edinmek istemişler. Kimi der ki Fatma anamızın elleri, bu tokmak Fatma anamızın elleridir. Dolayısıyla siz peygamberimizin kızına veya eşine veya karısına bu şekilde temas ederek, tokmağı tutarak manevi bir haz duyuyorsunuz. Günümüzde kapı tokmaklarının işlevini artık bütünüyle kapı zilleri ve güvenlik kameraları görüyor. Teknolojinin birer getirisi olarak yaşadığımız bu kolaylıklar, gelecek nesillere aktarabileceğimiz birer kültürel mirasa dönüşebilir mi bilmiyoruz. Ama tarihi kapı tokmakları temsil ettikleri kültür ve yaşam biçimiyle beraber yok olmak üzere. Türkiye'nin en genç roman yazarı Rana Demiriz, Ayasofya'da bir geceyi yazdı. Demiriz'in son kitabı şimdiden büyük ilgi gördü. Genç yazar Marmaris'te düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Marmarisli genç yazar Rana Demiriz, Ayasofya'da stajını yaparken gördüklerinden ve yaşadıklarından çok etkilendi. Genç yazar Ayasofya'da Bir Gece adlı 5. romanını kaleme aldı. Demiriz'in son kitabı raflardaki yerini aldı. Ayasofya'da Bir Gece için Marmaris'teki bir kitap evinde imza etkinliği düzenlendi. Etkinlikte genç okuyucular yazar Rana Demiriz'e kitap imzalattı. Demiriz, Ayasofya'da Bir Gece'nin hikayesini anlattı. Ayasofya'da stajımı yaptıktan sonra yazmaya başladım. Çünkü Ayasofya'da şöyle bir durum oldu. Sayın müdürümüz, Ayasofya'nın müdürü çok ısrar etti. Ayasofya'da geçen bir hikaye yazmamı istedi benden. Bu kısa bir hikaye olarak başlamıştı. Daha sonra yayın evim dedi ki bunu çok güzel bir romana çevirebiliriz. Daha sonra Ayasofya'nın gizemli öğelerini de koyduğumuz, genişlettiğimiz çok güzel bir roman oldu. Bu genç sanat tarihçilerin, Ayasofya'da yeni çalışmaya başlamış genç sanat tarihçilerin bir harita keşfetmeye başlamasıyla başlıyor bütün hikaye aslında. Daha sonra Diyarbakır'a ve İtalya'ya kadar uzanan bir yolculuğa başlıyorlar haritayı keşfedebilmek için, sırrını çözebilmek için. Ve bu yolda işte antik Yunanca metinlerle uğraşıyorlar, mozaiklerle uğraşıyorlar, çeşitli gizemler çözmeye çalışıyorlar. Bu şekilde maceralar gelişiyor. Demiriz, önümüzdeki süreçte Marmaris'teki tarihi mekanlarla ilgili bir roman yazmak istediğini de söyledi. Zaten sanat tarihi ve tarih mimari özellikle benim birinci esin kaynağım. Ve Marmaris'te özellikle bu Karya bölgesi, Likya bölgesi çok zengin bu konuda. Daha önceki kitaplarımda ben Lagina Antik Kenti'nden de bahsetmiştim, Yatağan bölgesinde. Ve Knidos beni çok etkiliyor. Knidos Antik Kenti çok güzel. Yine orada geçen bir hikaye yazmayı çok istiyorum. Kitap imza günü etkinliğine katılan öğrenciler, Rana Demiriz'in kitaplarını severek okuduklarını söylediler. Çok güzel, gerçekten kitapları gerçekten çok güzel. İnsan çok güzel okuyor. Ayrıca hiç kitap okumayı sevmeyen insanların bile okuyabileceği kitapları yazıyor bence. Ayrıca sınıfta tanıdığım 10 insandan 8'i de onun kitaplarını okuduğu için bayağı çok ünlü Marmaris'te. Evet, Marmaris'te böyle ünlü bir yazarın çıkmasıyla ilgili neler söylemek istersin? Vallahi bilmiyorum, bunu hangi öğretmen ya da hangi aile büyüğü yetiştirdiyse ona çok teşekkür ediyorum. Örnek alıyor musunuz? Evet. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züreyha Aldoğan da kitap imza gününe katıldı. Marmaris'in genç yazarlarından Uğurcan Kaya da Alışılmamış Bir Düzenlilik adlı kitabı kaleme aldı. Kitap güçlü anlatımı ve özgün içeriğiyle şimdiden dikkat çekti. Genç yazar kitabını Marmaris Televizyonu'na anlattı. Anlatımı güçlü, metinleri çağrışımlı. Uğurcan Kaya, edebiyat dünyasına Alışılmamış Bir Düzenlilik kitabıyla adım attı. Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü öğrencisi Uğurcan Kaya, kitapseverler için özgün bir içeriğe sahip kitap kaleme aldı. 24 Kasım 1996 doğumluyum. Marmaris'in yerlisiyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Şimdilik Ordu Üniversitesi'nde okuyorum, öğrenciyim. Sanat Tarihi ve Arkeoloji Departmanındayım. Bölümümden memnunum açıkçası. Kitabımda da aslında kendi dilimi sınadığım bir kitaptı diyebilirim. İçerik olarak, genel olarak baktığımızda bir bütünlük yoktur kitapta. Türü deneme. Ama akademik bir dil kullanmayı tercih ettim. Alanım gereği de çok fazla terminolojiye girmeden basit bir tasfiye ile sunmaya çalıştım bunu.
2014'te ilk adımını atmış olduğum bir çalışmaydı. Öncelikle kendimi tatmin etmiş olması şu anda bana haz veriyor, beni mutlu ediyor. Zaten bu hazzı yaşamak için yazmak gerekiyor, okumak gerekiyor her şeyden önce. Benim için tabii ki büyük bir onur ve mutluluk kaynağıydı diyebilirim. Genç yazar, Alışılmamış Bir Düzenlilik kitabı hakkında bilgi verdi. Bütünsüzlük de bir bütün oluşturur diye başladım. Çünkü kitabın zaten esas ana teması buydu. Konular ve sözcükler benim için genel olarak aslında denemeyi yapan, yani onu inşa eden şeydir konular ve sözcükler genel olarak. O yüzden mesela araya şiirler de serpiştirmeye çalıştım olabildiğince, elimden geldiğince. Uğurcan Kaya kitabı için Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Kemal Ergin Konferans Salonu'nda söyleşi ve imza günü de düzenleyecek. 26'sında Cuma günü Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da desteğiyle Kemal Ergin Konferans Salonu'nda bir söyleşimiz olacak. Bu söyleşinin niteliği, yani özelliği aslında bir akademik öğrenci tarzında niteliğinde olacak. Ben burada sosyal bilimlerde bilimsel araştırmanın mantığını anlatacağım mesela. İşte Carl Raymond Popper'dan yola çıkarak ya da yine birçok kaynaktan destek alarak böyle bir söyleşi yapmayı düşünüyorum. Uğurcan Kaya, sanat tarihi öğrencisi olarak da günümüz mimarisi ve kentleri üzerinde de gözlemler yapıyor. Sanat ve anlatımın önemli olduğunu söylüyor. Kendi alanımla ilgili planladığım bir çalışma vardı geçen yıl. Sanat ve anlatı diye zaten bir kitap üzerinde çalışıyorum. Haziran'da basıma girecek o da. Bir aksilik olmazsa iletişim yayınlarına gönderdim. İletişim yayınlarından çıkabilir. Yani buranın genel olarak tarihi özellikleri, imar planlaması her şeyden önce. Ben genellikle çünkü Türkiye'deki imar planlamasını sadece Marmaris için değil, yetersiz buluyorum. Yani biraz daha üzerine düşünmesi gerekiyor. Tabii şimdi bir Barcelona ile mukayese edemeyiz yani buradaki imar planlamasını. Ama daha güzel şeyler yapılabilir. Mesela ben Eskişehir'in imar planlamasını çok seviyorum. Son zamanlarda da zaten ön plandadır. O yüzden geliştirilmesi gereken, değinilmesi gereken konular var. Ben de bunlara değineceğime inanıyorum kendi açımdan. Genç yazar tarihi yapıların tahribi hakkında da konuştu. Tarih bilincinden aslında bu bizim birazcık cehaletimizden kaynaklanıyor. Yoksunuz tarih bilincinden, her şeyden önce sanat bilincinden birazcık da mahrumuz. Çünkü şöyle bir şey var, ben kitabımda da bu daha önce Sanat Sav adı altında bir söyleşi yapmıştım sanat tarihiyle ilgili. Burada değindiğim konulardan bir tanesi şuydu, yani bir toplumun sanata olan katkıları doğrudan o toplumun diline yansır demiştim. Hakikaten de öyle yani, biraz okumak gerekiyor ama nasıl okumak gerekiyor? Bilimsel tarih okumak gerekiyor. Mesela ben tarihte şundan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum aynı zamanda bir sanat tarihçi olarak. Yani ırkçı tarihçilik birinci var. Bu çok yanlış. Tamamen objektif olmak gerekiyor. Aşırı fazla subjektif verilerden kaçınmak gerekiyor. Yani o yüzden okumak her şeyden önce. Yani mesela ben geçen yıl Antalya'da Olimpos'ta bir kazıya katılmıştım. Maalesef orada da bu tahrip olma, mesela lahitlerin özellikle tahrip olmasına karşı karşıyaydık. İşte defineciler dediğimiz artık bizim kaçakçılar demek çok çok daha doğru olacak. Yapıyorlar böyle şeyler. Mesela geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz MIT şu anda araştırmalar yapıyor. Hatay'da ilk İncil bulundu söylemleri, haberleri geçiyor mesela. En eski İncil olduğu söyleniyor. Şimdi de mesela onun başında silahlı adamlar, birkaç adam bekliyor mesela. Yani ne oluyor, neler yapılıyor hiç. Yani bir haberiz. Bir kültürü anlamak gerekiyorsa o kültürün incelikli yönlerine ağırlık vermeliyiz diye düşünüyorum ben. Mesela bunlardan bir tanesi pragmatizm. Önce İyonyalı Yunanlıları anlamamız gerekiyor. Çünkü nasıl bilim yaptılar? Ya da Milet'i anlamamız gerekiyor. Mesela bizim resmi bilim olarak kabul ettiğimiz ilk yer Milet'tir mesela. Ve burada Thales ve Anaximandros'un diyaloğu bize onu gösterir. Mesela Thales'in söylemi, işte ben bunu düşünüyorum ya da sen ne düşünüyorsun gibi. Bilim yapmalıyız, araştırmalıyız. Çok fazla subjektif verilerden kaçınmalıyız. Bilimsel bilgi nedir? Bu kuramı anlamalıyız. Bilgi kuramını anlamalıyız. Yani son olarak eklemek istediklerim bunlar. Okumak gerekiyor. Sıradaki haberimiz yine genç bir yazarımızla ilgili. 17 yaşındaki Deniz Soğancı da ilk kitabı Hüzünlü Vagonlar'la okuyucunun karşısına çıktı. Ben Adana'da yaşıyorum. Öğrenim hayatımı da orada sürdürüyorum. Lise öğrencisiyim. Lise 3. sınıf öğrencisiyim. 17 yaşındayım. Deniz Soğancı, Türkiye'nin genç yazarlarından. Çocukluğunu Marmaris'te yaşadı.
17 yaşındaki lise öğrencisi yazma tutkusunu bir kitapta taçlandırdı. Hüzünlü Vagonlar adlı kitabını kaleme aldı. Aslında ben çok küçük yaşta yazmaya başlamıştım. 4. sınıfta falan kendi çapımda bir şeyler yazıyordum. Ya yazar olmayı hep hayal ediyordum. Ama tabii ki de yani imkansız gibi geliyordu. Sonrasında sürekli ilk başlarda yazılarım çok kötüydü ama sürekli bunu geliştirdim yazarak. Daha sonrasında liseye geçtiğim sürede kesinlikle hani ben bir kitap çıkaracağım dedim kendime. Böyle bir hedef koydum. 2 yıl boyunca düzenli bir şekilde yazdım. Hatta çoğunlukla günlük şeklinde yazıyordum. Sonradan birkaç kısmını değiştirdim. Ve bunları deneme ve şiir türünde, aforizma tarzında bir şeye dönüştürdüm. Lise 3. sınıfa gireceğim zaman o sürede çıktı kitabım zaten. Hani bunun çıkması beni çok mutlu etti. Yani çok farklı şeyler hissettim gerçekten. Hani insanın o karşı taraftaki okurlara dokunması, kalplerine dokunması, bir şeyleri paylaşması, gerçekten onları anlaması çok güzel bir şey. Bunu çok iyi algıladım bu süre zarfında. Suancı şimdiden ikinci kitap için hazırlık yapmaya başladı. Genç yazar roman serisi yazmayı düşünüyor. Ben aslında ikinci kitabımı düşünüyorum. İkinci kitabımı roman şeklinde düşünüyorum. Hatta bir seri oluşturmayı falan da düşünüyorum. Şu an üzerinde bayağı bir çalışma yapıyorum. Tam kurgumu oturttuğum zaman başlayacağım yazmaya. Diğer deneme bir şiir türünde hani kendim ilerleyen zamanlarda belki bir kitap daha çıkarmayı düşünüyorum. Ama romanın tadını tatmak istiyorum öncelikle. Gerçekten. Soğancı Marmaris'ten de ilham alıyor. Marmaris'in denizi beni çok besledi. O havası, insanları, gerçekten insanlarını çok seviyorum. Beni çok besledi. Hani şiir ruhuma, şair ruhuma bir şeyler kattığını düşünüyorum. Ve Marmaris çok farklı bir yer. Çok güzel bir yer gerçekten. Hani her insanın yaşayabileceği bir yer. Çok sakin, çok huzur veren bir yer olduğunu düşünüyorum ben öncelikle. Ve Marmaris'te bir sahil kenarında oturduğum zaman bile o denizin ferahlığı bile benim ilham kaynağım olabiliyor çoğunlukla. Yani çoğu yazımı aslında ben Marmaris'te yazdım. Deniz Soğancı'nın yaşıtlarına kitap okuma konusunda da bazı tavsiyeleri var. Çok ağır kitaplardan başlayan insanlar var, tanıdığım yaşıtlarım var okumaya. Ama ben bunu önermiyorum. Hani kelime hazineleri çok zengin olmadığı için insanlar anlayamıyor ve kitap okumaya karşı bir ön yargıları oluyor öncelikle. Ben şöyle düşünüyorum, hani ilk başta mesela genç yazarları okuyup daha sonrasında daha iyi, daha büyük yazarları tabii ki de okumalarını ben öneriyorum bu şekilde. İlk başta hani kendi yaş gruplarımızla birbirimizi anlayabiliyoruz. Hani birbirimize hitap edebiliyoruz. Düşüncelerimiz aynı oluyor, hislerimiz çoğunlukla aynı oluyor. Sonuçta bir ergenlik dönemi dedikleri zaman oluyor. Çoğumuzun o dönemde yaşadığı şeyler, sıkıntılar olduğu için insanlar bazen kendi kitaba vuruyor. Veya yanlış bir kitaba vurduğu zaman kitap okunur mu falan diye ön yargıları oluyor ama tabii ki de bunları bence yaşıtlarının kitaplarını okuyarak yemelerini tavsiye ederim. Genç yazar kendisi gibi kitap yazmak isteyen yaşıtlarına da bazı tavsiyeler verdi. Yazmak isteyenler, kitap yazmak isteyenlere şunu öneriyorum. Gerçekten bol bol kitap okumak. Hani klasik olacak ama gerçekten çok kitap okumanın çok faydası var. Dergileri okumalarını öneririm. Tarihi şeyleri, tarihi dergiler olabilir. Onları çok okumalarını öneririm. Gazete çok önemli. Gerçekten gazetenin hayatımızda çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum ve gazete kültürümüzü kaybetmek istemem hiçbir şekilde. Bence her insan haber, tam televizyon da önemli tabii ki de ama gazeteye de biraz yoğunlaşmalarını ben çok öneririm onlara. Ve sürekli yazmalarını öneririm. Sürekli canı istemedikleri zaman bile o canının istemedikleri anı yazsınlar mesela. Bu şekilde insanlar kitap yazarken daha da kendini geliştirdiklerini düşünüyorum ben. Öncelikle yazarken mutlaka kafanızı bir boşaltmanızı ben kesinlikle öneririm arkadaşlar.
Çünkü insan ne kadar kafasını boşaltırsa, kendini huzur içinde hissederse o kadar iyi şeyler, o kadar mantıklı şeyler yazabiliyor. Ve önyargılı olmalarını hiç önermiyorum kimseye. Bazı kitaplara, bazı şeylere, bazı belki yazım türlerine önyargıları olduğunu düşünüyorum yazan insanların. Ama önyargı yaşmalarını tabii ki de tavsiye ederim. Her türlü bakış açısına sahip olmaları çok önemli. Öncelikle kitap yazarken. Kitap yazmak gerçekten çok büyük kabiliyet isteyen bir şey. Ve mutlaka kitap yazarken arkadaşlarınız, çok yakın arkadaşlarınız olabilir. Anneniz, babanız. Onların yanında okudukça, onlardan bir takdir, onların beğenmesi hoşlarımıza gittikçe daha iyi şeyler yazdığımızı düşünüyorum. Ben annem okuyordum her zaman ve ondan beğeniler aldıkça, annemden beğeniler aldıkça daha da güzel şeyler yazmaya başladım ve annemin bana inancının daha da yükseldiğini hissettim. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Ailenizle iç içe olun. Ailenizle her zaman her şeyi paylaşmanızı öneririm ve onlar yaşanmışlıkları vardır mutlaka ve doğru yolu, doğru şeyleri yazmanızı göstereceğini düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü hayat Marmaris'te güzel.